Ustam hayırdır, yazı tura mı oynuyorsun? Yazı geldi. Tamam, sunumu ben yapacağım. Usta TV ekranlarına hoş geldiniz. Ben Tümer Ferhatoğlu. Bu videomuzda sizlere sensörlü armatürlerin gözünü nasıl 1 liralık malzemeyi değiştirerek açabileceğinizi göstereceğim. Üf, nasıl bir cümle oldu ya? Kapat. Apartmandan yukarı çıkarken sizin de var ya, ben kapınızın önündeki o armatür neden bir süre sonra gözleri kapanır, artık yavaş görmeye başlar. Yani böyle hareketi geç algılamaya başlar. Ya da bu, hiç algılamaz. Bazen de hiç algılamıyor. Şimdi bunların içerisindeki elektronik devre 220 volttan seri kapasitans tekniği ile akım bölücü yapar. Ne demek mi? Karta yaklaşalım, daha güzel anlatabilirim. Önce çayımızdan bir yudum alıyoruz. Çay önemli. Sonra armatürü sökmeye başlıyoruz. Plastiği söktük. Bunu tutacak bir şey yok. Tavanda önce tavandan sökmemiz gerekiyor. Tabii. Tavandan. Tavanda bunu sökerken onu söktüğünüz gibi cam aşağı düşer. Hazır burada sökülmüşü var. Tabii. Şöyle. Arkasında 3 tane vida var. Usta bunların bazıları tırnaklı oluyor. Sensörü çevirdiğin zaman yani ayrılıyor. Ya o konuya ben çok hakim değilim ama elbet bir şekilde sökülür ya, onu bir şekilde takmışlarsa bir şekilde de sökülür bence. Nasıl? Heh. Altında da 2 tane vida var. Kartı gördük. Al bu. Pır sensör, yani pasif infrared sensörün olduğu bölüm bu. İçerisinde bazen opamp, bazen kapı entegresi, bazen de mikro işlemci olur. Duruma göre değişir. O bizim şu an konumuzun dışında. Bizim burada beslemenin olduğu yerle alakalı bir sorunumuz var. Şimdi o biraz önce bahsettiğim o seri kapasitans olayı burada. Nereden mi biliyorum? Çünkü elektronikçiyim. Nerede bunun enerji girişi? Evet. Enerji girişi şu klemez. Zoom bakın. Yapıyorum. Tamam. Yapıştır gelsin buraya. Bakın şuradan fazın girdiğini düşünelim. Farz edelim. Fazın girdiğini farz edelim. Bakın buradan kondansatörle şuraya enerji almışlar. Gösteriyorum size. Burada neymiş kondansatörün değeri? 506, 560 nanofarad. Kaç volt? 250 volt. 305 volt. İyi. 305 volt olması iyi bir şey. Bakın buradan faz girmiş, faz girmiş, karşı tarafa geçmiş. Burada köprü diyota girmiş ve şurada bir regülatör entegresi galiba. Buradan da işte geri kalanının enerjisini buradan beslemişler. Bu kondansatör alternatif akım altında empedans gösteriyor, bir direnç gibi davranıyor ve bu sayede de akım bölücü olarak burada çalışıyor. Yani şu kondansatörün o değerini hesaplarsınız, bu değerin üzerinde akım çekmesi mümkün değil. Bu çok kullanılan bir tekniktir. Hatta çamaşır bulaşık makinelerinin anakartında bile vardır. Özellikle yerli üretimlerde. Benim sevdiğim bir teknik. Fakat bunun biraz daha kaliteli olması gerekiyor ki uzun yıllar dayansın. Özellikle Vima marka kondansatör kullanırsa emin olun yıllarca hiçbir sorun olmadan çalışacaktır. Şimdi kondansatörü yerinden sökelim. Evet arkadaşlar, şimdi ESR diye bir şey duymuş olabilirsiniz. ESR bir kondansatörün alternatif akımı altında göstermiş olduğu dirençtir. Yani bir direnç gibi davranıyor üzerine alternatif akım uyguladığınız zaman. Bu gibi durumlarda, yani bu devredeki kullanım tekniğiyle kullanıldığı zaman resmen ciğerini söküyorsunuz kondansatörün, çünkü üzerinden çok ciddi bir akım çekiliyor. Yani devrenin tüm çalışma akımı o kondansatör bir direnç gibi kullanılarak elde ediliyor. İşte bu gibi durumlarda sadece ESR yükselmez, kondansatörün kapasitesi de düşebilir. Şimdi şöyle, kondansatörün içerisindeki ESR yükseldiği zaman siz mesela ölçü aletiyle ölçtüğünüz zaman kapasiteyi direkt üzerinde yazan kapasite olarak görebilirsiniz. Yani bu her zaman için kapasitenin düşeceği anlamına gelmez. İşte o yüzden kondansatör işi, yani arıza tespiti sırasında bizim bu videoda olduğumuz, yani birazdan göreceğiniz gibi, her zaman şanslı olmayabilirsiniz. Kondansatör test edilirken yüksek gerilim altında, yani çalıştığı gerilim altında test edilmelidir. Yoksa bizim buradaki ölçü aletlerimiz taş çatlasın 2,5-3 voltta falan şarj ediyordur kondansatörleri. İşte o yüzden ölçümler çok da sağlıklı olmuyor. Şimdi şunu bir sökelim. Çok mu teknik oldu ya? Uzatıyor burası. Olsun. Doğru söylüyorsun. Elektroniğe yeni başlayan kardeşlerimiz empedansı ve ESR'yi mutlaka Google'dan araştırsınlar. Bunlar başlı başına bir video konusu. Onun için o konulara girmeyeceğim. Şimdi ölçü aletini bir şey alalım mı? Kapasitör ölçümünü. Bu 560 nanofaradlık bir kondansatör. Sayın kameraman, gözüküyor mu? Tamam.
Bakalım kaç çıkacak. Vallahi bunun direkt kapasite bile düşmüş. Ha bir de şöyle bir şey var. Burada sağlamı var. Sağlamını ölçelim. Belki bizim cihaz yanlış ölçüyordur. Bu biraz 560. Aynen. Arkadaşlar bunun hem kapasite gitmiş hem belki sızdırıyor. Dirençte bir ölçelim mi? Dirençte bir ölçelim çünkü bu baya baya kendi kendini yemiş ya. Yok. Sızdırmazlık baya yüksek. Kapasitöre gelelim bir daha. Aynen. Bunun hem ESR yükselmiştir hem de arkadaşlar gördüğünüz üzere kapasitesi düşmüş. Peki ne yapacağız? Yerine yenisini takacağız. Tekrar yani marka vermek pek huyum değildir ama yine de Vima marka kullanırsanız yıllarca sorunsuz kullanabileceğinizi en azından ben söyleyebilirim. Evet. Şimdi söktüğümüz kondansatörün üzerine bu arada ona da tükürdüm. Olur öyle bazen. Nerede alet? Ama acaba sen böyle alırsan olmaz ki. Alet ne alet? Şimdi şunu bir yerine yenisini takalım. Tamam, bunu değiştirdik. Şöyle bakalım etrafta sıkıntılı bir parça var mı? Yok. Şimdi geri yerine takalım. Bunun da olayını yerini bulması birazcık zor. Heh. Asimetrik yapmış. Yani böyle bir enteresan bir şey yapmış. Kardeşim buna dörtlü yaptıysan dört tane delik del ya. Bu nedir ya? Büyük ihtimalle bunu yaptırmışlar. Sonrasında da içerisindeki devreyi başka bir yerden ucuza bulunmuş. Öyle bir şeyler işte. Nasıl hemen yazdık senaryoyu? Acaba bunu deneyecek miyiz? Deneyeceğiz tabii. Tamam. Camını niye kapattıysan zaten. Aa onu dengelemek için ya şurayı. He. Başka türlü zor oluyor. Tabii tabii. Bu da bir eski. Tabii, renkli ampul getireyim ya bari. Tamam renkli getir. Bunların hepsi Kızılderili taktiği. Şimdi sönmesi için üzerine bir karton bardak koyduk. Umarım söner. Şimdi dibinde böyle çalıştığı zaman zaten dengesi çalışıyor bunlar. Hah. Ma. Açıyorum ben. Sen bir dur ya. Bul parayı. Aha. Çok güzel. Bak. Bul parayı al parayı. Anında nasıl gördüğünüz tepki? Bu niye böyle zamanını uzun yapmışlar ya Hacı abi? Vallahi uzun ya. Hah. Bak anında görüntü. Anında görüntü işte beklenilen tepki bu. Evet arkadaşlar siz de 1 liralık Happy Topuş'u 1 liralık malzeme kullanarak bu cihazın çöpe gitmesine engel olabilirsiniz. Çünkü tamir özellikle bizim gibi ülkelerin yani maddi olarak sıkıntıda olan ülkelerin bel kemiği. Niye biliyor musunuz? Bunun üretimi için atıyorum 100 lira harcanıyor ama tamir için 1 lira harcanıyor. Bunu tekrardan geri kazanmak için belki üzerine 99 lira daha vermeniz gerekiyor. Ama tamir için sadece 1 lira. Elinizden geliyorsa arkadaş yapın. Çöpe gitmesin yazık günah. Bunların hepsi milli servet. Ya arabalarımız bozulduğu zaman çöpe mi atıyoruz? Tamir ediyoruz. Belki tamam bunu götürüp bir tamirciye tamir ettiremezsiniz. Ama ya bir havya, bir lehim, bir kondansatör işte biz de burada gösteriyoruz. Değil mi? Herhangi bir ücret de istemiyoruz kimseden. Lütfen arkadaşlar bunları ya önemli değil nasıl olsa yerine yenisini alalım demeyin. Az demeyelim, çok demeyelim Usta TV'ye yardım. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarız faydalı olmuştur. Kanalımıza destek olmak için videolarımızı beğenip, kanalımıza abone olup, videolarımızı tam izleyip bir de o güzel yorumlarınızı yazmanız bizim için yeterlidir. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Teşekkürler. Böyle bazı şeyler için beni bir daha yorma.